İletişim dünyamız Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumanda da arkadaşımız Erhan Aydoğdu yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim bugün program misafirim senarist eğitmen Ayşe Karaköse Hanım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız efendim görmeyelim. Hamdolsun, bu kadar dünyanın <laughs> zorlandığı bir dönemde iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, Allah iyilik versin. Ee, günümüzde malum, e, Evet bu virüs meselesi var. Ee, Rabbim ondan da, başka hastalıklardan da korusun. Amin, amin tabii ki. Evet, e, böyle bir sıkıntılı zaman. Ama dünyanın evet. sıkıntısız zamanı var mı hocam? Yok tabii ki, sadece sıkıntıların hafiflediği zamanlar oluyor. <laughs> evet bazen ee, hafifliyor, doğru. Evet biz onları daha çok seviyoruz o dönemleri. <laughs> evet aslında sıkıntılar insanlara Rabbini hatırlatıyor değil mi? Kesinlikle tabii. Evet. Ya çünkü insanoğlu Allah'ın da bize hep Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği gibi hem unutkan hem nankör. Yani bazen hatırlatmak gerekiyor işte bize böyle nimetleri. Evet. Kaybedince hatırlıyoruz. Depremler olsun. Efendim işte böyle ...salgınların çoğaldığı zamanlar olsun insanlar ölümü daha çok hatırlıyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya Aleyhisselam. E, bir hadis-i şeriflerinde... ...ölümü en çok hatırlayan en akıllı insandır buyuruyorlar. Çünkü ölümü çok hatırlayan yarınını düşünür, ahiretini düşünür, dünyadan sonraki evet. halini düşünür. Daha az yapar. Daha az yapar, daha ona göre davranır. Hayatını ona göre planlar geliştirir. Onun için ölümü hatırlamak güzel. Ölümü hatırlatan da işte bu olaylar değil mi? Evet yani tabii ki tedbirimizi alacağız her zamanki gibi. Amin. Müslüman'a da zaten temizlik imandandır diyoruz. Evet. Tedbir almak, te Allah'a tevekkül etmek de yine bizim şiarımızda. Ee, bunlarla biz artık herhalde e, geleceğe de diğer toplumlara da bunları miras bırakacağız. Ee, bayağı abdesti tarif ediyorlar. Evet. Görüyoruz işte hani temizlik noktasında filan da. Yani aklın yolunun bir olduğu gibi de artık insanlar İslam'ı da herhalde bir yerden sonra daha çok takdir etmeye başlayacaklar evet. diye düşünüyorum. Sosyal medyada paylaşılanlardan bir tanesini de gördüm. Ee, Avrupa'da ya da dünyada diyelim pardon ee, ellerin en az yıkandığı tuvaletten sonra en az yıkandığı ülke Çin'miş efendim. Oo, çok iyi. evet. Ee, yüzde yanlış kalması? otuz üçler oranında. Yani yüzde 77'si yıkamıyor elini. Evet pardon yüzde 67 soruyor, Yıkamıyor. Ondan sonra e, Avrupa ülkeleri, mesela Japonya orada da çok az el yıkamak adeti. Japonya'da da az. Ne bileyim Güney Kore'de az. Avrupa'nın birçok ülkesinde ve İtalya yine en az olanlardan birisi. Görüyoruz yani. Yani belki görüyoruz. işte bizde de abdest diye bir şey olmasaydı, temizlik imandandır demeseydi Efendimiz belki bizde de bu kadar yaygın olmayacaktı. Bizde evet. yaygın olmasının bence en büyük sebebi bu. Onu da söyleyelim e, ee, bu konuda en ileri, el yıkamada en önde olan ülke Bosna Hersek yüzde 96. Çok güzel. Arkasından da Türkiye yüzde 94. Arkasından da Kosova. Üçü de Müslüman ülke. Dünyada e, tuvaletten sonra el yıkayan yani bizim ülkeler. birinci olmama sebebimiz de herhalde biz de artık bayağı bir kozmopolitleşmeye başladık. Eee... Dışarıdan da çok göç alıyoruz. Bu alışkanlığın yaygın olmadığı yerlerden de gelenler vardır. Onlar muhakkak, da giriyorsa listeye etkiliyordur. Muhakkak etkiliyordur. Ama işte yüzde doksan e, dört, yüzde altı elli evet. yıkamayan bir kesim var demek ki. Evet, evet. E, bizim için övünülecek gerçekten güzel bir durum. Evet, evet, kesinlikle. Evet, bunu bırakalım bir kenara, geçelim konumuza hocam. Evet, senarist eğitmensiniz ve daha önce de sizinle bu konularda bir birkaç program yapmıştık evet. sanıyorum. Bugün ne konuşacağız? İnançlarımızı zedeleyen film, dizi ve diğer medya unsurları. Evet, filmler, diziler evet. ve diğer medya unsurları. Bugün artık sosyal medyada da bol bol paylaşımlar var malum. Bunlara da dahil olmak üzere. Bunları konuşacağız. Buyurun evet. hocam. Yani bu genel olarak zaten medyanın ya da işte sinemanın ee, biz insanlar olarak baktığımızda bir misyonu olsun istiyoruz bütün bu kurumların ve bizlere iyiyi, doğruyu, güzeli anlatsın. Ee, neticede önemli bir keşif. Ee, sinemanın bulunuşu, televizyondu, radyoydu bunların hepsi önemli keşifler. Ee, ve bunların da diğer keşifler gibi insanlara hayır getirmesini bekliyoruz tabii. Evet. Fakat bu her zaman böyle olmuyor çünkü... Ee, ...işte bıçağın kullanıcısına göre... ...farklı işlevler... E, ifa etmesi gibi... ...kullanıcıları bunu... E, ...yöneticileri kimlerse... E, ...ona göre bir... E, ...tabii ki... ...yol takip ediyor bu sistemlerde... ...daha önce de genel olarak... ...nasıl manipüle ediyor bizi nasıl... E, ...hayatımızı etkileyen... E, ...tesirler ortaya koyuyor... ...bunları hep konuşmuştuk... ...bu defa biraz daha çocuklar üzerinden ve çocukların inançlarını nasıl şekillendiriyorlar üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü ben bu aralar biraz bununla alakalı çok fazla şey görmeye başladım ekranlarda. Ee, bununla alakalı da böyle bir e, seminer programı, inşallah biraz yoğunluğum var, o geçsin. Bununla alakalı bir seminer programı da e, hazırlamak istiyorum. Bu biraz onun aslında ön şeyi gibi olacak sizinle. Ön çalışması gibi olacak. Evet. Yani biraz onunla alakalı gördüğüm şeyleri e, bir not düşmüş olacağız. Ee, korona dedik demin, aslında ben bu konuyu oraya bağlamak istiyordum. Şimdi koronavirüs sebebiyle tabii okullar tatil oldu. Sonrasında da bir müddet evden e, çalışacak çocuklar. Evet, bir hafta tatil, bir hafta da evden. Artı dışarıya da çok çıkılmasın. Hani çocuklar da e, hani tatildeyiz deyip, arkadaşlarıyla buluşup gezmek, tozmak gibi şeyler yapmasın deniyor. Evde daha çok vakit geçirsin. Şimdi evde vakit geçirmek deyince de çocukların en çok oyalandığı şeyler tele, televizyon, tablet. Ee, bunlar yoksa anne babanın telefonu ellerini alıyorlar çizgi filmler, videolar ve okuma yazma bilmeyen bir çocuk bile e, sesli arama mikrofon tuşuna basarak e, YouTube'dan istediği videoyu izleyebiliyor ya da çok masumane bir şey e, izliyor. Mesela ben yeğenim okuma yazma bilmezken birkaç sene önce çaki gibi böyle şeyler e, korkunç e, parçalanmış bebekler videoları falan izlediğini gördüm elinden aldım sordum sen nasıl yazdın da buldun bunu diye mikrofondan aradım bebek videosu dedim diyor bunlar çıktı bebek videosu deyince bile neler çıkıyor çocukların karşısına ya okuma yazma bilmesine bile gerek yok gerek yok evet orada yani konuşmayı bir parçacık artık çevirmeye başladığı anda mikrofona basmayı zaten biliyorlar ilk günden konuşamıyorken bile oraya basıp bir şeyler sesler çıkarıyor çocuklar oraya bir şey arıyormuş gibi yani bunu artık, çünkü içine doğdular onlar. Bu bir denizse biz sonradan öğren öğreniyoruz yüzmeyi, onlar içinde de yüzerek doğuyorlar, öğreniyorlar. Ee, evde dolayısıyla bu sebepten evde daha fazla zaman geçirecekler. Evde çok zaman geçirince de televizyon tablet daha fazla yer işgal edecek hayatlarında. Ee, ben çok fazla denk gelmiyorum. Yeğenlerim falan bana geldiği zaman, bir, televizyonda bir şey açtıkları zaman birkaç dakikada bile... O kadar korkunç ve e, tahammül edilmez şeyler görüyorum ki aslında orada şimdi tabii ki ben film dili bildiğim için bir kısmı e, gizli mesaj film diliyle veriliyor ama bir kısmı da çok açık açık veriliyor. Bunları görünce diyorum ki yani otursam demek ki bir gün sabahtan akşama şunlardan e, hepsinden birer bölüm izlesem neler çıkacak neler anlatmak için evet. yani üç dakika izlediğimde bile iki üç tane sorunlu şey görüyorsam. Demek ki çok ciddi bir şekilde uğraşılıyor yani bu. Birkaç saat izleseniz neler göreceksiniz? Neler bulunacak kim bilir? Ve ee, izlemeye gerek duymuyorlar bunlar artık. Duymuyorlar çünkü bunun e, çoğunu film diliyle yaptıkları için. Siz gidip de e, niye böyle yapıyorsunuz? Dendiğinde biz sanat yapıyoruz. Biz öyle demek istemedik, siz öyle anlamışsınız. Aşırı yorum yapıyorsunuz diyebilirler. Böyle dedikleri zaman da bizim hiçbir şey ispat etme şansımız yok. Fakat bu alfabeyi bilen insan çok rahat okur bunları. Ee, velhasıl bu e, izledikleri şeyleri, çocukları tek başına bırakıp da evet. e, bu televizyonu, tableti, mürebbiye gibi kullanmayalım. Biz mutfakta işimizi yaparken aman sesi çıkmasın da otursun, misafirlikte ağlamasın da beni rezil etmesin de... ...bir köşede sakince otursun, ben de arkadaşlarımla sohbet edeyim. Bu çocuğumuza yapabileceğimiz en büyük kötülük. E, mutlaka birlikte izlemeliyiz. Sorunlu bir şey, o gözle bakarsak hiçbir şey bilmesek bile oradaki sorunlu şeylerin çoğunu fark ederiz. Ee, ...daha seçerek, daha temiz şeyleri izletiriz çocuklarımıza. ya Bu evet. manada TRT var zaten. Bir tek benim gördüğüm, doğru düzgün yayın yapan... ...çocukların psikolojisini de önemseyerek... E, ...onlara evet. daha iyi şeyler Bir de haber söyleyeyim. kanallar var. Bizim TGRT FM, TGRT Haber gibi. Evet. <laughs> Haberleri de çocuklar, çocuklar çok sevmiyor. <laughs> tabi. Evet, da onunla alakası yok. Evet. Evet hocam, doğru, haklısınız. Ee, maalesef bugün özel kanalların hemen hepsi... E, Haber kanallarını ayrı tutuyorum, onlar hı hı. haberle ilgili ee, ama onun dışındaki televizyon kanalları maalesef, onu geçin hocam, televizyon kanallarını geçin bir tarafa. Sosyal medya zaten başlı başına, biraz önce söylediğiniz gibi işte e, hemen çocuk ağzıyla bir şeyler söylüyor ve işte çocuk oyunları diyor, bilmem ne diyor değil evet, mi? Tabii. Tak diye buluyor ve asıl felaket ben onlarda görüyorum şahsen, siz ne dersiniz? Ya tabii ki bu arayıp bulduğu şeyler çok daha kötü televizyondakilerin. Televizyondakiler iyi kötü yine bir kontrolden geçiyor az yani ya da çok. Bir var değil mi hiç olmazsa? Tabii tabii yani o yüzden işte tabletle baş başa çocuğu televizyonda baş başa bırakmamalıyız. Tablette olduğu zaman sesli aramada karşısına ne çıkacağını bilemiyoruz. Şimdi siz e, hani oraya e, en basit bir şey kağıt kalem deyin siz. Kağıt kalemle ilgili 20 tane resim çıkıyorsa... 50 tane de başka hiç alakasız şeylerle ilgili evet, resim onları... çıkıyor. Hiç alakası olmamasına rağmen çıkıyor ve onlar e, çocuğun ilgisini çekip oraya bastığı zaman e, orası açılıyor. O, onun üstünden başka video başka video derken yeni açılır pencerelerle başka başka şeyler çıkıyor. Evet arka arkasında asla elinde tekrar tekrar bunu vurgulayacağım asla çocuğun elinde tabletle karşısında televizyonla bir odada yalnız bırakmayın. Evet İşleriniz geç kalsın. ...gerekiyorsa e, size ne kadar da dağınık, düzgün de evini temizleyememiş desinler. Ama çocuğunuzun ahlakı, çocuğunuzun geleceği, her şeyden önemli. Evet. İnancı. Evet, gezmeyi vesaireyi bir tarafa bırakın. Ee, bilhassa anneler değil mi bu konuda? Yok, gezeceklerse de ne bileyim, bir sahil kenarına gider gezer. Kapalı yerlerde mikrop tehlikesi daha fazla olabilir diye belki gitmeyebilirler ama... ...birlikte de geziyorlarsa yine gezsinler birlikte tabii ama evde ben mutfakta işimi yapayım da çocuk da tabletle oynasın... ...bu asla olmaması gereken evet. bir şey. Yani e, ekranda baş başa bırakmamak lazım. Asla yani çocuğu... Evet. Çünkü o e, sorgulamadan alıyor her şeyi. Bizim yine bir filtremiz var. Biz iyi kötü orada bir kısmını süzebiliyoruz en azından. E, ama çocuğun öyle bir süzgeci yok. O her şeyi alıyor ve orada gördüğünü de insanın e, gerçek kabul etmek gibi bir arızı var. Evet. Maalesef ...filtrelenmiş... E, ...programlar var... ...yahut da e, yayınlar var... Hı hı. ...onlar hakkında ne dersiniz? Yani fil, e, filtrelenmiş aile için... ...değil mi? Bu tip... E, ...kurumlar var... ...bu işlemleri yapan... ...onlar bu işlemlerini... ...doğru düzgün yapıyorlar mı? Yani hakikaten filtrelenmiş mi? Çocuklar için zararlar önlenmiş mi? Onları ben çok takip etmedim açıkçası... ...artık evde benim küçük çocuğum olmadığı için... ...hepsi hı hı. büyüdü yetişkin olduğu için... Ee, çok onları takip etmiyorum açıkçası ama e, ...tabii belli kriterleri vardır o filtreye takılan belli kelimeler belli videolar girmiyordur o listeye. Belki mutlaka. çok aşırılar girmiyordur. Aşırılar girmiyordur bir, bir şey yani 7 yaş üzeri denilen şeylerin birçoğunu on beş yaş üzeri bile belki izlemekten imtina edebilir öyle şeyler de olabiliyor. Ee, hani o filtreleri de yine bizim takip etmemiz gerekir ne olur ne olmaz diye. Ee, ama asıl çok masum gözüküp de e, içinde işlenmiş bir sürü şeyin olduğu başka filmler. Yani en basit bir işte bilmiyorum bizim hani e, film adı verebiliyor muyuz? Çizgi film adı ya da. Vermemek daha güzel ama. Evet. Yani çok e, bilinen bir çizgi film hatta e, benim çocuklarımın küçüklüğünden de izlettiğimiz bir çizgi filmdi. ...bir eşcinsel karakter vardı ve böyle çok sevimlileştirilmiş ve çiz şeyin ana unsurlarından biri ve birkaç dakika gördüm sadece çizgi filmi o birkaç dakika içinde birkaç defa vurgu yapıldı o duruma evet böylesine ve rezillikler yani böylesine ve bir başka çizgi filmde yine böyle işte yabancı kanallardan gelen orada da çocuk annesine bir soru soruyor ben sadece orada yani 30 saniye falan gördüm. Değiştirdik kanalı hemen. Ee, anne de diyor ki işte e, bu diyor cinselliğe açılan ilk e, şeyin diyor... ...konuların kapısıdır diyor. Ben size gelin anlatayım bunu. Hmm. Ve konu şeyi tabii kanalı değiştirdim. Bu çizgi film pek güzel değilmiş diyerek. Tabii panikle de yapmamak gerekiyor bunu çocukların yanında. Sakin bir şekilde hoşuma gitmeyen şeyler var bunda. Pek iyi bir çizgi film değil galiba deyip e, değiştirmek lazım. E, ...olabilecek. En Yanında kısa olursanız değiştirebiliriz. Yanında olursak değiştirebiliriz. Olmazsak... ...çocuk onları... E, ...beyninin altına altına atacak. Evet. Ve son zamanlarda... ...bu tip... E, ...sakatlıklar, bu tip... E, ...hastalıklar maalesef... E, ...normal... ...insanlarmış gibi sunulmaya başladı... ...malum. Yani ben... E, ...hani o işin o boyutuna hiç girmek istemiyorum. Çünkü bunun işte savunucuları... ...vesaire... E, çok fazla ve her mecra'dalar. Ben bunu e, bir rahatsızlık olarak görenlerdenim ve tedavi olabileceğine inananlardanım. Elbette. E, ve fakat bunu tabii ki gıdaların bile genetiğiyle oynayarak zaten buna zemin hazırlıyorlar çocukları, yeni nesilleri bedensel olarak buna yatkın hale getiriyorlar. Artı bu çizgi filmlerdeki meselelerle de e, bunu tetikleyerek uyaranlarla çocukların duygusal olarak da o moda girmesini sağlıyorlar. ...ve bu bir değil, iki değil, bin değil, iki bin değil yani öyle bir yoğunlukta yapılıyor. Fakat bunların üzerine yeni yeni eklenen bu inanç meselesi var. Bu zaten hep yapılıyordu. Yani bu işte çocukların cinsiyet tercihleriyle alakalı meseleler... ...şimdi kısa filmlerde bile bir, bir yarışmada kısa film jürisiyim... İşte yüzlerce film izledik. Yüz filmde bir beş altı tane vardı herhalde. Bu tip. Bu tip eşcinsel ilişkiyi meşrulaştıran diğer insanların buna karşı ön yargılı yaklaşımlarını da homofobik olarak gösteren filmler vardı. Bunlar zaten artık çok yaygınlaştı ve çok da güçlüler. Fakat bu inanç meselesine bu zamana kadar çok fazla girmemişlerdi. Ya da bu kadar açık girmiyorlardı. Daha az filmlerde işleniyordu. Şimdi çok daha fazla. E, film ve çizgi film veya mecralarda görüyorum bu konuyu. Evet. Cinsellik yaşının da öne geldiği ...malum e, bilim adamları tarafından açıklanıyor. Yahut da yapılan araştırmalardan e, 12-13 yaşlarına kadar ...indiği hatta daha da gerilere gittiği söyleniyor. E, tabii bütün bunların hepsi e, bilinçli bir şekilde yapılıyor. Tabii yapıldı. göre göre kanık satmak dizilerde altı e, yaşında kız çocuklarının Yetişkin kişilere aşık olması, yahut yaşıtlarına aşık olması. okul çağında uykuda olması gereken bu duyguların e, tetiklenerek sürekli e, 3-5 yaşında çocuklara kadar indiriyorlar bunu ben şunu seviyorum şununla evleneceğim e, e, diyen çocuklar görüyoruz küçücük yaşında. E, bu da hep televizyonda bunu görmekten yani çocuk yaşta bile birilerinin bunları dile getirmesinden kan kanık sanıyor bir süre sonra. Evet fakat inanç noktasında, ee, inancımızı çok ciddi zedeleyen şeyler var ee, ve bunu üstü kapalı yapıyorlar zaten çok açık yapmıyorlar açık açık yapsalar zaten kimse o kadar e, o tuzağa düşmez. Gizli yapıldığı için insanlar bir süre sonra kendi fikri zannediyor bu izlediği şeylerin e, bilinç dışında birikmesi sonucunda bir süre sonra fikirleri oluşmaya başlıyor konularla alakalı inanç konularıyla alakalı. Ee, ve bir süre sonra artık kendi fikri zannederek inancını sorgulamaya başlıyor. İşte ha, bu belki şey açısından hayırlı olabilir. Ee, biz hak dinde olduğumuzu düşünüyoruz İslam e, Biliyor, ümmeti olarak. Inanıyorum. Biliyoruz. Biz biliyoruz, inanıyoruz. Ee, fakat farklı inançta olanların da belki İslam bulmasına vesile olur mu diye bir umut taşımak istiyorum ben ama... Genel olarak inancın çok hayırlı olmadığı yönünde bir şey, algı yaymaya çalışıyorlar çocuklara. Yani inancı tamamen kaldırmak değil mi? Tabii tabii, yani, yani tamamen kaldırmak. Evet. Dolayısıyla diğer din mensupları da, hı hı. işte diğer kitaplı mensup, din hı hı. mensupları da aynı şekilde... Ya yani şu son yıllarda daha önceleri Hristiyanlık hep bizde şey yapılırdı. Ee, Hollywood filmlerinde bakın hep kilise var işte hep zor e, zorda kalınca papaza gidiyor Şöyle yapıyor böyle yapıyor Biz niye böyle gösteremiyoruz filan Dinimizi diyorlardı ama orada bir devlet politikası Olduğu için biraz mecburiyetten Yapıyorlardı bunu ee, Şimdi artık Yapsa da gösterse de çok iyi göstermeyebiliyor Onların kötü taraflarını anlatan Diziler yapabiliyor ve gitgide de Artık Hristiyanlık olsun hangi din olursa olsun Dinlerin hiçbirisinin ee, yeni nesiller tarafından kabul görmemesi için çalışıyorlar. Evet. Hocam bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, senarist eğitmen Ayşe Karaköse Hanım kendisiyle inançlarımızı zedeleyen film, dizi ve diğer medya unsurları konulu sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. <laughs> Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim, senarist, eğitmen Ayşe Karaköz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle inançlarımızı zedeleyen film, dizi ve diğer medya unsurları üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde cinsellikle alakalı mesajlar veren filmlerden söz ettiniz. Arkasından da inançlarımızı zedeleyenler dediniz. Evet. Oradan devam edelim isterseniz. Buyurun. Ee, şimdi inançlarımızı zedeleyen filmler derken aslında son dönem Hollywood filmlerinin birçoğunda bunları görüyoruz ama benim e, bu konuda ilgimi bu yöne e, e, çeken bir film oldu. Çocuk filmi. E, animasyon. E, yeğenimin bende kaldığı bir gün e, onu oyalamak adına işte televizyondan bir -4 şeyler. 4 herhalde yeğenim. Ha, öyle 5-6 yaşlarında hmm. yeğenimle e, Televizyonu açtım, işte animasyon bölümüne girdim, oradan e, nispeten düzgün olabileceğini düşündüğüm şeylere bakıyorum filmlere. E, Küçük ayak efsanesi diye bir film gördüm. İşte malum büyük ayak yeti diye bir şey vardır karakteri e, bu batılıların. Orada e, bir kar adamı büyük ayaklı vardır. İşte bu bir efsane hani gerçekte kimse görmemiştir ama böyle bir efsane vardır filan. Burada da tam tersinden büyük ayakların yaşadığı bir yerde e, insanları e, hiç görmemişler fakat böyle bir söylenti var. Küçük ayaklı insanlar varmış hani küçük ayak diye bir yaratık varmış diye. Bir, i̇nsanları ee, kastediyorlar. İnsanları kastediyorlar. Açlık izlemeye başladık ve e, gördüm ki çok sorunlu şeyler e, gidecek bunda merak ettim izledim sonuna kadar. Şimdi burada da bir e, din adamı görünümlü, e, hani papaza benzetilmiş bir nevi bir adam var. Hepsinin akıl danıştığı, e, taşların sahibi olan bir adam. Taşlar var böyle işte bir nevi e, on emir gibi İsa'nın, şey, Hazreti Musa'nın tabletleri gibi üzerinde taşlar var. Ve bu taşların söylediği şeylere bunlar iman etmek zorunda ve öyle davranmak zorundalar. E, bir gong var, o gongu çaldıkları zaman güneş doğuyor, buna inanıyorlar... E, fakat bir gün e, bir yanlışlık oluyor ve gongu çalamıyorlar. Ama güneş yine doğuyor. Buna iman etmiş olan o safiyane mürit de insanların inancı zedelenmesin diye gongu çalıyor. Sonrasında da tabii sislerle dolu bir e, dağ burası. E, buradaki gençlerin dışarıya gitmesini engellemek için işte küçük ayaklar var. E, size zarar verirler. Buranın dışına çıkmayın diye. Aslında gençleri zapturapt altına almak için. O insanların uydurduğu bir şey bu. Filmin sonunda bunu anlıyoruz. Ee, ve bu taşlar yalan söylemez mevzusu. Ee, bu işte e, yalanla birlikte yönettikleri insanlar filan. Bir süre sonra orada genç birinin ortaya çıkması ve oraya paraşütle inen bir e, insan pilotun e, vesilesiyle... ...bu küçük ayak efsanesinin gerçek olduğu filan anlaşılıyor. E, Velhasıl yani... ...bazı e, yayın portallarında var bu film, merak edip e, izlemek isteyenler olursa çocukları olmadan izlesinler ve ne demek istediğimi daha iyi görecekler. Hiç izlemeseler de olur. Hayır şöyle, neler, neler izle... yapıldığını e, görmek açısından, hı hı. E, bu gözle baktıklarında oradaki sorunlu şeyleri çok iyi fark edecekler. Yani burada, e, oradaki gençler sonunda anlıyorlar ki aslında bu büyüklerin bizi burada tutmak için uydurduğu bir şeymiş. ...fakat o kadar dinsel ki şeyler... ...hani bunlar böyle birazcık pagan kültür gibiler ama... E, ...aslında yaptıkları şeyler çok törensel ve dinsel şeyler... E, ...gençleri de bu e, dine benzeyen öğretiyle... ...orada e, hapis tutuyorlar aslında... ...hayatlarını yaşamalarına, dünyaya açılmalarına filan izin vermiyorlar... E, ...bu tamamen dini çağrıştırıyor insanda... ...oradaki bu uygulama... Evet. ...ve dinin kötü olduğu, dinin insanları kısıtladığı algısını... E, ...veriyor. Şimdi bu çocuk... Şimdi ...bir tane filmle ne olabilir? Bu bir tane filmle... E, ...bir duygu kalır çocuğa. Böyle işte büyük... E, ...öğretileri olan, büyük sözleri... ...olan kişiler belki bizi... ...uyutmaya çalışıyor böyle. Bir başka filmde de işte... E, ...dindar birinin yaptığı bir yanlışı görür. Bir başka filmde... E, ...satanizmin övüldüğü... ...filmler, diziler var artık. Eskiden... E, ...şeytan kötü gösterilirdi... ...iyi gösterilemezdi... Ama şimdi çok bariz bir şekilde onu öven, e, Hristiyanlık inancındaki Tanrı tırnak içinde... ...onların bakış açısındaki Tanrı'yı yeren e, filmler var. Hristiyan olmasını da istemiyorlar artık. Evet. Direkt satanist olmasını istiyorlar ve bununla Veya alakalı... Pagan olmasını istiyorlar. Ya da pagan olmasını istiyorlar. Yani bunun e, o kadar çok film, o kadar çok dizi var ki... ...yani bir tane iki tane olsa diyeceğim ki hani böyle bir küçük bir grup var... ...bu insanların böyle bir derdi var fakat... ...yüzde ee, doksanında neredeyse filmlerin az ya da çok işleniyor. Birinde çok küçük bir sahnede işleniyorsa, bir tane filmin bütünü böyle oluyor. Bir başka filmin yarısı böyle oluyor, bir başka filmin yüzde onu bu şekilde oluyor. Ee, çok şey değil açıkçası yani, masum değil bunlar. Ee, bizim de e, bazen seminerlerden önce gençler yanıma gelip şey diyorlar... Ya hocam bunların işi gücü yok da bizim beynimizi yıkamak için mi uğraşıyorlar. Niye bunları yapsınlar ki falan diyorlar bana. Nasıl, ee, da bu kadar saf insanlar. Bu kadar iyi niyetliyiz biz aslında. Saflık burada sizin iyi niyet anlamında kullandığınızın farkındayım. Biz böyle şeyler, insanları manipüle etmek bilmem ne bunlar bizim şeyimizde yoktur kültürümüzde. Evet. Biz daha düz e, ifade ederiz bir sürü şeyi. O yüzden de zaten belki film dili üretemiyoruz. <laughs> Dolaylı söylemeyi bir türlü başaramadığımız için. ...hep böyle açıkça mesajımızı verme kaygısından dolayı. Burada böyle bir sıkıntı var çünkü e, mesajı gizli vermenin ne kadar e, etkili olduğunu biliyorlar. Ben de öyle bana gelen gençlere şey diyorum, seminerimiz bitsin yine konuşalım bu konuyu. Ve seminer bittiği zaman zaten e, kendileri de bunu anlamış oluyorlar. Çünkü ben görüntülerle, videolarla, resimlerle onların arka planını anlatarak gösterdiğim için... ...ikna oluyorlar neticede hani bu... Çünkü milyon dolarlar, milyar dolarlar harcanan bir sektör sektörde e, her santimetre karesi düşünülerek yapılıyor. Hiçbir şekilde e, hani bu, bu filmi de böyle eğlencesine yapalım değil. O eğlencesine işte e, süper kahraman filmleri falan var. Bunların tamamı aslında bu amaçlara hizmet ediyor. Gençleri yönlendirmek için. O süper kahraman filmlerinin hiçbirisi gişe hasılatı için yapılmıyor. Öyle, öyle mi dersin? O kişi hasılatı bir sonraki filmlerde yine aynı amaca yönelik o hizmeti yapabilmelerini sağlıyor. Bir, birinci öncelik? Birinci öncelik o. Yani çünkü e, para kazanabilecekleri başka sektörler de var. Tamam bu çok kazandırıyor ama e, bir tek bu değil sebep yani. Devlet evet. de, devlet desteği bile var orada yani buna büyük ölçüde. Evet. Maksatları insanların inançlarını bozmak, e, genç yetişen nesli... Pagan kültürüyle yetiştirmek, pagan kültürü derken dinleyicilerimizden, bilmeyenler için açıklayalım. Çok tanrılı dinleri kastediyoruz yahut da tanrısız dinler mi diyelim? Evet. Yani evet, bir Her de türlü... e, şimdi burada gençleri e, şekillendirmek, ileride onları istedikleri amaçlar için kullanmaya hazırlamak aslında. Yani Hı. inançlı olduğu zaman bir insan, hiçbir inanç e, kötülüğü emretmez insana. Ailesine iyiliği emreder, komşusuna iyiliği emreder, e, hırsızlık yapma der, uğursuzluk yapma der. Dinlerin, e, ilahi kaynaklı dinlerin hepsi bozulmuş dahi olsa, gö göz göre göre kötülüğü emretmez. Evet. Fakat e, bu inançsızlık ya da yanlış şeylere inanma durumu gerçekleşirse gençlerde e, artık onları istedikleri gibi, istedikleri yöne yönlendirebilirler. Ne vatanına... ...sadakati kalır. Ne ailesine, ne dinine sadakati kalır böyle bir durumda gençlerin. Evet. Ee... ...insanlık için tehlikeli bir... ...virüs gibi, değil mi? Çok çok tehlikeli. Tabii ki virüsten çok daha tehlikeli bence. Elbette. Yani virüs sadece... E, ...şey, maddesel hayatımızı alır elimizden ama bunlar bizim ahiretimizi de... ...ee, elimizden almaya kastediyor. Elbette. Öyle. Evet hocam. Ee... Bir de bu mesajlar eskiden dediniz, daha gizli olarak verilirdi e, filmlerde. Yine gizli veriliyor. O da var yine diyorum. Tabii diyorsun. ki, o o hep var. Çünkü etkili olan o. Açıkça yapılan da var. E, yani bu şey gibi, herkes kabı miktarınca alır deniyor ya... ...gizli mesajı alacak entelektüel birikime sahip olan gizliyi zaten alıyor, yerleşiyor. Ama onu hiç anlamayacak olan da e, açıkça verilen mesajları alıyor. ki Kaldı ki zaten onlar bizi kodluyorlar. İşte belli renkleri, belli ışıkları, belli e, kadrajları hep aynı durumlarda kullanarak iyi ile kötüyü bize kodluyorlar aslında. Biz o rengi e, birinin üzerinde gördüğümüzde onu kötü diye kodluyoruz. Evet. O ışık birinin üzerine düştüğü zaman bu kişi kötü diye kodluyoruz. Belli düzey belli şekildeki ışıklar. Ve biz onu eee beynimize öyle kodladıktan sonra bir başka filmde bizim iyi diye nitelediğimiz kişide o renkleri, o ışığı gördüğümüzde biz zaten onun e, ...duygusal olarak iyi olduğuna inanamıyoruz. Evet. Bu gizli mesaj... ...hiç anlamayana bile... ...dediğim gibi o dili Türkçe'yi... ...veya İngilizce o film hangi dilde yapılmışsa... ...onu bilmiyorsa bile... ...ama sürekli bu filmlerle büyüdüyse... ...bu evet. altyapı mutlaka içine siniyor. Evet. Bizim çocukluğumuzda... ...gördüğümüz Türk filmlerinde de... ...mesela... ...bir imam karakteri... ...daima böyle çok çirkin... ...bir insan olarak gösterilirdi... Efendim işte cübbesi, sakalı, sarığı böyle insanların hiç hoşuna gitmeyecek şekilde çizilir evet. ve gösterilirdi. Biz biz de yaşadık yani bunları ama bizim dönemimizde İslamiyeti kötülemek için yapılıyordu bunlar. Evet. Ve da Müslümanları kötü göstermek için yapılıyordu. Ama günümüzde biraz önce de dediğiniz gibi artık bu Hristiyanlığa da sirayet etmiş tüm durumda. E, İslam'ı zaten e, son 20 yıldan fazladır terörist olarak e, kodluyorlar. İşte evet. bütün zombi filmlerinde filan artık son dönem son zombi filmlerinde filan Müslümanlar temsil ediliyor zombilerle. E, ama Hristiyanlığı da hani böyle bu kadar hakaret etmeden kötülüyorlar artık. Yani o bizdeki ...Yeşilçam dönemindeki şey de tabii ki e, filmleri yapanların İslam'a özel bir husumeti olduğu için ve bunlar çok açık verilen mesajlarda dediğiniz gibi bir imam tiplemesi ve Hani sokakta görseniz korkup kaçacağınız bir e, tipi imam olarak koyuyorlar ve de, o da insanlara zaten türlü kötülükler yapıyordu görüyorduk. E, bu, bunlar çok açık verilen mesajlar olduğu halde zaten biz o daya yemeğe alışık olduğumuz için yıllardır e, sorgulamıyorduk çocuk kendi sorgulamadan izliyorduk bunları niye böyle yapmışlar diye. Tabi büyüklerimiz sorguluyordu mutlaka ama biz çocuk aklımızla çok da sorgulamıyorduk. Evet e, yine bir parça akıl sahibi olduktan sonra çocuklar zannediyorum şöyle bir 8-10 yaşlarında artık bu konulara eğer anne baba bu konularda bir şeyler söylerse öğretirse tabii onlar da doğru bakmayı öğreniyorlar. Tabii ki çocuklarımızla izlerken sessizce izlemek değil zaten orada gördüğümüz yanlışları da söylersek çocuğun da aklı öyle çalışmaya başlar ve bir süre sonra o da sorgulamaya başlar zaten. Yani çocuğumuzla birlikte izlerken de yorum yapmalıyız izlediğimiz şeylere bilgimiz nispetinde. Evet hem onlarla beraber olmalıyız hem de e, o filmin yanlışlarını doğrularını. Tabii, kesinlikle. Onu... O zaman çocuk da doğruyu da yanlışı da ayırt etmeyi de daha kolay öğrenecektir. Evet. Yine dönelim başa. Mutlaka bu tip filmlerde diyoruz değil mi hocam? Evet. E, çocuklarımızla birlikte olmalıyız. Onlarla birlikte seyretmeliyiz ve mutlaka seyredeceğimiz şeylerde ayrım yapmalıyız. Yani evet. her önümüze çıkanı seyretmek gibi bir Ya bazı kanalları yok. hatta yani hiç izletmemek lazım. Özellikle işte bu isim vermek doğru olmayabilir belki ama biliyorlar insanlar artık hangi kanallar olduğunu. Yabancı menşeli bazı çizgi film kanalları var. Baştan sona. ...sorunlu yani. Bütün çizgi filmleri baştan sona sorunlu. Tabii sadece çizgi filmler üzerinde, çocuklar üzerinde durmayalım. Tabii. E diğer filmler de aynı şekilde değil mi? Yani, yani büyüklerle... tabii Hollywood, Hollywood filmleri, yetişkinlerin izledikleri de böyle... ...fakat tabii yetişkinlerin biraz daha filtreli bakabildiğini... ...düşünerek daha çok çocukların üzerinde duruyorum ama... ...genel olarak bütün Hollywood filmlerinde son dönemde... ...inanç sorgulaması ve inanca karşı bir duruş var. Evet. Yani bu, bu bir tane, iki tane örnek değil. Yani oturup şöyle bir e, rastgele bir iki tane film seçsek mutlaka içinde bir şeylere denk geliriz bu manada. Evet. Ee, Hollywood filmlerinden yahut dış kaynaklı menşeili filmlerden e, iyi olanı var mıdır? Mutlaka var. Yani Hollywood'da da çok iyi yönetmenler var. Ee, Hakkaniyetli, insanlık adına düzgün işler yapmaya çalışan yönetmenler var. İnsanın doğasını, psikolojisini sorgulayan... Ee, sosyolojisini sorgulayan, buna kafa yoran yönetmenler de var. Fakat onlar da belli bir e, gücü edindikten sonra bunları yapabiliyorlar. Başlarda çünkü bu çok pahalı bir sanat, kolektif bir sanat. Tek başına oturup da eğer bir babadan varlıklı değilse bir insan e, ya devlet destekli devlet değil. devlet destekli de devlet de zaten kendi politikalarına göre bir şeyler yaptırıyor. Ee, hani kendi istediği fikrince filmleri yapması zor olur. Evet. Mesela işte bir Martin Scorsese örneği var. Bazı filmleriyle çok ciddi tepkiler alıyor çünkü diyorlar Amerikan kültürünü kötü gösteriyorsun, Amerika'yı kötü gösteriyorsun, işte niye böyle yapıyorsun gibi tepkiler alıyor. Kendi ülkesinden. Kendi ülkesinde çünkü gerçekten oranın bir hikaye anlatıyor, hikayenin içinde anlatıyor belki ama oranın kötü taraflarını da gösteriyor. Ya da insanın dediğim gibi doğasını sorgulayan buna adamış kendini yönetmenler de var fakat bunlar da o kademeye gelene kadar belki çok tavizler verdiler zamanında ee, çok filmleri yapımcıların isteğine göre yaptılar ama şimdi belli bir güce zenginliğe eriştikten sonra da istedikleri filmleri yapabilme özgürlükleri oluyor evet. mutlaka böyle bağımsız iyi yönetmenler var evet hepsi kötü diyemeyiz tabii ama büyük çoğunluğu iyi niyetli değil sizinle çok daha önce yaptığımız bir programda sormuştum hani Türk Türkiye'de de izlenen dizilerden bir tanesiydi. Oldukça da yoğun bir izleyici kitlesi vardı. Kunta Kinte vardı. Ve çocuktum izlemiştim evet. Evet. Kökler. Kökler dizisi. Orada ben size sormuştum. Ee, pek Amerikalılar kendilerini de bu şekilde eleştirebiliyorlar demiştim. Siz dediniz ki yanlış akma kalmadıysa ee, ama dediniz onun da altında bir şeyler var. Yani kendilerini eleştirirken de bir takım e, menfaat peşindeler şeklinde cevap Tabii vermiş. canım yani orada da hani bakın biz zamanda yanlışlar yapmış olabiliriz ama şimdi bunun farkındayız. İşte düzeltiyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz falan gibi yine kendilerine bir aklama çabası var. Evet. Tamamen de e, o ırkçı düşünceden tamamen sıyrılmış e, olduklarına ben inanamıyorum. Çünkü görünen realite, yaşanan e, vasat ülkede e, yine aleyhine başkırktan olanların yine ...beyaz ırktan anglo-sakson olanların e, yararına düzenlenmiş her şey. Ben rastlamadım ama siz belki daha e, bu konularda araştırmacısınız. Rastladınız mı? Amerikalıların şu anda zencilerle davranış şekilleriyle ilgili film, dizi var mı? Şu anki davranış şekilleriyle alakalı bilmiyorum ama genel olarak... ...bu e, ırkçılığı azaltmak, insanların bir arada yaşamasını kolaylaştırmak adına... Zencileri tabii ki iyi e, lanse eden filmleri çok fazla ki 30'lara kadar daha e, zencileri filmlerde oynatmıyorlardı. Zenci birinin oynaması gerekiyorsa e, onu siyaha boyayarak bey beyaz birini öyle oynatıyorlardı. Öyle mi? Tabii ki. Allah Allah. Otuzlardan sonra ancak e, bunu tırnak içinde layık gördüler de e, oynatmaya başladılar, Arthur, başladılar. E, tabii ki siyahi insanları. ...ve ondan sonra da tabii e, insanların yakınlaşması, ırkçılığın azalması adına... E, ...Hollywood çok büyük bir görev ifa etti, hani bunu kabul etmemiz gerekiyor. E, yine de buna rağmen de hala da devam ediyor toplumda. Yer yer, onu demek istiyoruz yani veya Hollywood'da... ...bazı dizilerde ya da filmlerde işte genel olarak hani iyi karakterler var fakat... ...bir yerdeki karanlık bir bağlantıyı e, göstermek için, devletin bir kademesindeki kar karanlık bir bağlantı varsa... ...onu yine siyahi bir oyuncuyla ifade ediyorlar. Tabi bu bir film dili olarak, e, oradaki karanlık tarafı e, işlediği için o rengi kullanıyor o manada. Ama e, bu tabi bir haksızlık, e, başka türlü de yapılabilir, verilebilir bunlar. E, tabii bunu çok fark edilemeyebilir filmde. Orada e, kötü rolde olan beyaz da var, e, iyi de var. Fakat orada kilit noktalar, kilit karakterler vardır. Onlarla alakalı söylüyorum. Amerikan toplumu sizce e, bu filmlerden yahut da işte etkilenmiş midir? Yani insanlık adına bir takım gelişmeler olmuş mudur? Yani. Hollywood genel olarak zaten kendi halkına yaşamayı, davranmayı öğretmiş bir sinema özüne indiğimiz zaman. Çünkü dünyanın her yerinden gelmiş çok kozmopolit bir toplum. Bir kısmı Avrupa'dan işte hep söylüyoruz bunu hapishaneleri boşaltmışlar, kötü bütün kurumları boşaltmışlar, sokaktaki evsiz barksızları göndermişler. Genel olarak e, görgü düzeyi, bilgi düzeyi çok düşük insanlar gitmiş. Neticede evi, barkı, yurdu olan insan, böyle bir maceraya ilk defa keşfedilmiş bir kıtaya, e, bir kıtaya bırakıp gider misiniz burada hayatınızı? Evet. E, o yüzden görgüsü, bilgisi nispeten eksik olan insanlar olduğu için e, genel olarak kuruluşundan beri... Kanun kaçaklar, biri. katiller vesaire... Onlar Tabii çok... yığın o kovboy filmlerini hatırlayın, eski evet. kovboy filmlerini. Evet. Bu manada e, ciddi şekilde onlara nasıl yürüyecekler, nasıl konuşacaklar, işte özel günlerde nasıl e, davranacaklar, birbirlerine nasıl e, hitap edecekler. Kapı açmaktan çiçek almaya kadar her şeyi filmlerle öğretmişlerdir yani. Evet, hocam bir ara daha verelim Tabii. sonra devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerim, Tekerat FM'de iletişim Dünyamızdayız ve değerli misafirim. Senarist eğitmen Ayşe Karaköz Hanım'la birlikteyiz. İnançlarımızı zedeleyen film, dizi ve diğer medya unsurları konulu sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, Tegeret FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim senarist eğitmen Ayşe Karaköz Hanım'la birlikteyiz. İnançlarımızı zedeleyen film, dizi ve diğer medya unsurları ile ilgili sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde e, Amerikan film yapımcılarının değil mi ismi olan evet. Hollywood'dan bahsettik bu olacağım Onun dışında da tabi dünyada film yapanlar var. Türkiye'de de yapılıyor. Evet. Efendim işte Hindistan Hollywood Bollywood'u meşhur. Evet. Bunun dışında İran'da filmler yapıyor. Tabii Avrupa'da da diğer ülkeler var değil mi? İtalyası, Hı -hı. Fransa'sı. Bunlar da film yapıyorlar. Ya Avrupa'daki sinema tabi biraz daha sanat sineması diye hep tabir edilir ya... E, ...onun bu kadar belirleyiciliği yok dünya üstünde, Hollywood kadar. Hollywood çok etkili. Fransızlar ee, da Eskiden benim çocukluk, gençlik dönemlerimde hatırlıyorum çok filmleri vardı. İşte ama bunları mesela gişede çok iş yapmıyor ya da bizim izleyicimizin ilgisini çekmiyor. Hmm. Çünkü daha yavaş akan, durgun filmler aksiyona alıştırdı Hollywood insanları. Çok hızlı geçen sahneleri alıştırdı. Ee, ...o şekilde e, bir tempoya çok e, sıcak bakamıyor izleyiciler. Tabii Hindistan'da da böyle bir e, Bollywood örneği var Hollywood'a <laughs> kıyasla. Evet. Orada da şarkılı, türkülü, uzun filmler var. Tabii e, uçurum çok olduğu için işte insanlar arasında. Filmlerde de e, hep böyle zenginlerin hayatları ya da işte e, fakirken zengin olmuş kişilerin hayatları falan... E, Böyle bir hani reenkarnasyon olunca, nasılsa biz de zengin olacağız, iyi olursak falan, işte şirinleri de görebiliriz belki gibi bir inançları olduğu için... Evet. E, ...o filmlerde de biraz böyle e, melodramlar, e, işte aşk dizileri falan orada daha çok gidiyor. Ama orada mesela bir Amir Khan örneği var, o çok güzel filmler yapıyor ve inancı da, e, kendi de Müslüman zaten, inancı da gayet güzel işliyor. Ee, ...onun PK filmini çok tavsiye ederim, izlemek isteyenlere. Bir daha o, söyler misin? PK. PK. E, PK diye yazılıyor. E, orada uzaydan gelmiş birinin o dinleri inceleme sürecini gösteriyor... ...ve aslında dolaylı olarak da İslam'a e, atıfta bulunuyor. İslam'ın doğru olduğuna atıfta bulunuyor. Ve bu şekilde yapıldığı zaman filmler işte e, Hollywood'un yaptığı şeyi... ...aslında tersinden yapmış oluyor. E, i̇yi manada tersinden yapmış oluyor. E ee, orası öyle bir sinema İran sineması var tabi dediğiniz gibi komşumuzda ve kültürü bize daha yakın nispete diğer bu konuştuğumuz ülkelere göre ee, onların da sinema dili çok gelişti ee, Burada belki negatif bir e, sebeple başladı orada da ee, işte bu e, rejimin baskıcı yönetimi sebebiyle dediler ki işte sinema yapmaya devam edin ...fakat işte açıktan İslam'a ya da rejime e, sövmeyin, kötü şeyler söylemeyin. E i̇şte başı açık kadın göstermeyin filan. Şimdi orada da e, tamamı dindar değildi. E, dindar olmayan hatta dine çok soğuk bakan bir kesim de vardı. İşte e, darbeden önce de zaten sinemayı yapanlar bunlar. E, Komünist Partisi oranın Tudehliler yapıyor filan. Bunların elinden tabi sinemayı almıyorlar, fakat diyorlar ki siz işte açıkça da bize kötülük şey yapmayın, isnat etmeyin. Onlar da bu sebeple, aslında sansür sebebiyle dil oluşturmuş oluyorlar. Bir de onlar da zaten dolaylı söz söyleme, imalı konuşma sanatı da çok gelişkin. Genel olarak toplumun vasatında. İran kültüründe İran var. İran kültüründe var. Yani ısrar kültürü var, işte ima kültürü var filan. Bunları bir film... de yalan üzerine kurulu bir e, ülke zaten. E, yani Bu yalan vardı. Işte acem oyunu filan diye boşuna. <laughs> evet, acem yalanı meşhur. <laughs> e, denilen şeyler filmlerini aslında bunun üzerine kuruyorlar. Şimdi orada tabii ki dindar yönetmenler de var birkaç tane. Fakat onların da itikatları bize göre yine sorunlu görüyoruz hani şehir evet. oldukları için. E, fakat diğerleri o din düşmanı o gözükenler açıkça şey yapamasa bile ee, dedikleri gibi işte sansür sebebiyle açıkça yapamadıkları için bunu gizli yapmaya başlayınca dile dönüştü. O zaman bir İran sinemasından söz edilmeye başlandı. Aslında e, çoğunlukla da böyle oluyor zaten yasaklar sebebiyle işte e, şeye çalıya dalaşmadan kıyıyı dolaşma öyle bir laf evet. vardır. Onun gibi o kıyıyı dolaşırken dil üretiyorlar. Ee, burada da öyle oluyor. İkiliye dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak. Öyle evladır. öyle bir, değil mi? Öyle bir söz. Evet. Ee, burada da öyle. Yani devletle dalaşmaktansa çalıyı dolaşmayı tercih ediyorlar ve e, filmlerinde böyle bir dil oluşturuyorlar. E, bakıyorsunuz kadınlar kapalı, işte herkes şey gör gözüküyor, dindar gözüküyor filan ve bizde de çok kabul görüyor bu filmler. Çok göklere çıkarılıyor. Bakıyorum baştan sona İslam'a hakaret ediyor. Ama tabii ki açıkça yapmıyor bunu, gizli yapıyor. ...genel olarak oradaki dindar, oradaki çok dindar olan kadınlarla zorla başını örtenler zaten ayırt ediliyor. Hani yarım örttüklerinden belli oluyor. Onlar hep kültürlü oluyor yarım örtenler. Akıllı oluyor, eşleri çok anlayışlı oluyor filan Ama diğer dindar kesimin kadınları cahil oluyor, eşleri kaba saba oluyor filan Bunun gibi başka bir sürü şeyler yani. Aslında çok da gizli değil baktığınız zaman ama... Ee, ...örtük yine de bir nevi. Evet. Bu şekilde e, filmleriyle e, İslam'ı, rejimi kötülüyorlar. Rejimi istedikleri kadar kötüleyebilirler. Baskıcı rejimler... kötülenmesine e, Rejim mahsus yok. yoktur fakat İslam'ın bunda bir kabahati yok. Onların, baskıcı rejimin algıladığı gibi bir şey değil İslam. Onlar kötü e, uyguluyor diye... Evet. ...İslam'da kötü demek değil, o yüzden de e, sinema sanatını kullanarak İslam'a hakaret etmelerini kabul edemiyorum tabii ki. Elbette. Bir de onun dışında zaten dediğiniz gibi Şia, İslamiyet'in dışında e, olan bir inanç şekli bambaşka. E, yani İslamiyet'le zaten alakası yok gibi evet. bir durumlar var. Evet hocam, e, bu reklam filmlerinden falan söz edelim. Eskiden e, reklam filmlerinde de subliminal mesaj veriliyordu... ...şimdi de sanki veriliyor gibi. Hele son günlerde oynanan bir film var. İsmini vermeyeceğim tabii. Ee, bir marka izlemek istemiyorum. Ama hani eskiden... ...işte dedik ya e, hocalar... E, ...böyle çirkin suratlı... Hı hı. ...efendim şalvarlı cübbeli... ...böyle... E, ...darmadağın insanlar olarak gösterilirdi. Efendim işte... ...kadınların başörtülü olanları... ...genelde hizmetçi... Evet ...vesaire rollerde gösterilirdi. Eee... Ama şef durumunda, müdür durumundaki olan hanımlar, hepsi başı açık, efendim tayyörlü, etekli vesaire, kıyafetler. İşte köyden gelirdi kız, hmm. e, seni beğenmesi için işte patron ya da e, hoşlandığı adam, e, başına açarlar. İşte seni böyle beğenmez, gel işte saçını e açar, bir... makyaj yapar, başına kitap koyup yürümeyi öğretirler filan. Bir evet. anda da o... E, taşılı bir kadına dönüşür. <laughs> evet. Nasıl oluyorsa. Evet. E, bu yapılıyordu. Yani modernleşmek, e, sevilen istenen kadın olmak, ancak bununla mümkün imajıydı bu. Evet. Bir hem o tarafı var, hem de e, dini kötüleme tarafı var. Tabi. E. Başörtü onun sembolü olduğu için. Günümüzde de sanki buna benzer şeyler bir, bir reklam filminde görüyorum gibi. E, orada çalışan böyle mühendisler vesaire hep başa çıkanımlar. Ama bakıyorsunuz. Ee, ...işçilik yapanlar... ...başörtülü hanımlar. Yani hala demek ki... E, ...bu şekilde Öyle işlenebiliyor. Öyle tabii yani... E, bir ...kuaför tesettür bölümünün reklamını yaparken... E, ...başörtülü hanımı çizgiden böyle çizgi film karakteri gibi koyuyor. Fakat e, siyahi bir hanım olarak gösteriyor. Bir başka yerde bakıyorum yine böyle... E, Başörtülü hanımı e, siyahi olarak tasvir etmişler. Bu bilerek yapılıyor yani e, şey değil ben bunların masum olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle çünkü masum bu, değil. Çünkü şöyle oturup dahi bunu da böyle yapalım hadi bugün de böyle geçsin denmiyor. Günlerce haftalarca çalışılıyor. Bütün detaylar çünkü reklamlar çok kısa sürede çok şey anlatması gerektiği için... ...o işte on saniye mi yedi saniye mi kaç saniyelik bir reklamsa... ...onun her saniyesi karış karış düşünülüyor. Bunu böyle mi yapalım öyle mi yapalım? Evet, Yani çünkü pahalı bir unsur değil mi? Çok pahalı bir unsur. Evet. Ve e, vermek istedikleri mesajı da çok net anlatmaları gereken bir şey. Ama o anda tabii ki bir e, husumetleri varsa e, başörtüyle ya da İslam'la bunu da kullanıyorlar. Yani bu e, daha önceki şeyimizde de bahsetmişizdir. Bunların etkisinin ölçülemediği için çok fazla e, ne karşı çıkabiliyoruz, karşı durabiliyoruz ya da işte biz böyle bir... ...Don Quixote gibi görülüyoruz, hani gel değirmenleriyle savaşan birileri gibiyiz. Bunlardan bahsedenler olarak. Ama bazı şeylerin etkisi görülebiliyor. Şimdi buradaki toplumdaki etkiyi göremeyebiliyoruz ama... ...bir isim konusunda mesela, benim yaptığım bir araştırma vardı. Şaban ismini ne zamandan sonra konulmamış olabileceğini düşündüm. ...ilk işte malum e, filmler serisi var, e, evet. İnek Şaban tiplemesinin olduğu. O film serisinin ilk filminin yılından öncekilere baktım. E, TÜİK verilerine göre isimlere... ...Şaban ismi ilk yüze girmiş hep. E, ilk bin isimde, ilk yüzün içinde 50 60 filan. En çok filan, kullanılan, en şeyler, çok değil kullanılan değil isimlerden biri. Fakat 74'te yapılıyor bu serinin ilk filmi. 75 yılından itibaren bir daha listeye girmiyor Şaban ismi. Evet. İlk bine bile girmiyor. Bırakın ilk yüzü, evet. ilk bine bile girmiyor. Diğer işte isimler e, Emine, Kezban vesaire bunlar da hani Kezban'ı çok tercih edilen bir isim değil belki anlamından dolayı ama... E, ...etkisi bakımından o isimler kullanıldığında köylülükle eşdeğer gösterildiğinde işte e, Emine olan birinin adı modernleşince hemen adını Mine yapması filan... E, ...bu tür şeylerle e, TÜİK verilerinin ciddi şekilde değiştiğini gördüm. evet. Hemen bir iki sene içinde. Evet, halbuki Şaban dediniz, e, dinimizdeki üç mübarek aydan, Recep Şaban, Ramazan aylarından evet. birisi. Ve genelde o isim malum, Şaban ayında doğan çocuklara, evet, erkek çocuklara verilen benim. bir isim. E, Yine başka bir filmde, evet. e, bu üç isim de bayramla birlikte dört isim, e, bununla da dalga geçiyorlardı film boyunca. Hı, bayram var, örnekleri hatırlarsınız Recep Şaban Ramazan Bayram dört e, ismi de kullanıyorlardı. Evet. Aynı kişiler. Cuma ismi de kullanılır e, erkek da yine. Evet onlarla ilgili başka şeyler de var sadece isim konusunda o değil. Ha, bu ee, ben şey açısından bunu örnek verdim bunun e, somut bir karşılığı var toplumda. Hı. Hani bunları yaptılar da e, sonucu ne oldu sanki hani gerçekten bir sonuç alıyorlar mı? gibi e, düşünenler için söylüyorum. Yani sadece o ismi kötüleyerek bile, o ismi aptal yerine koyarak bile o ismi kullanılmasını engelliyor. E sonra ne oluyor? E, başörtüyü aşağılaya aşağılaya bir süre sonra başörtüden e, ağırlık duymaya başlıyor kadınlar ve e, bazen genç yaşlarında, bazen çok ileri yaşlarında da başlarını açabiliyorlar. Bunlar hep bu e, etkilerin aslında e, bu kötü dalgalarının yani. dip dalgalarının sonradan ...yüzeye çıkması belki zamanla daha fazla kelebek etkisi mi denir, yani böyle bir etkisi var. Evet. Veyahut da işte... E, ...bilmiyorum iceberg misali verilebilir mi? Evet, tabi tabi. kısmı çok küçük ama... Çok küçük ama işte etki, asıl etkilerini biz böyle... Yani 20 sene önceye baktığımızda, 30 sene önceye baktığımızda aslında görebiliriz bugünkü etkilerini ama... ...yine de bunun bir ölçümleme sistemi olmadığı için e, bundan dolayıdır diyemiyoruz. Ama orada o isim konusunda sabit o sene çıkan film ve bir sene sonra bir daha listeye giremeyen bir isim var. Orada o çok net bir e, veri elimizde. Evet. Reklamlarda bu tip şeylerin e, yapılmış olması, o firma adına bir takım insanlarda e, kötü tesir de bırakır. Yapmamalar lazım öyle değil mi? Yani ya, normalde yapmamalı, ya, eğer düşünürlerse... Şimdi aslında hiçbir eğer firmanın... Eğer toplum bilinçliyse tabii. Ürününü satmak isteyen bir firmanın... ...zaten böyle toplumun hassasiyetlerine oynaması zaten gereksiz. O ürününü tanıtsın, ürününü herkese hitap edecek şekilde ayarlasın... E, ...kodlasın ama e, başkalarına niye hakaret etme gereği duyuyor? Bu demek ki bastıramadığı bir öfkesi var bu konuda içinde ve onu da... E, ne yapıyor? Hani ben bunu sinema filmiyle yapamıyorsam ürünümün reklamında yapayım diye düşünüyor demek ki. Yani bunu görüyoruz birçok reklamda da gördük şimdiye kadar. Evet. Adamlar e, bu tip şeylerle mesaj veriyorlar. Demek ki dediğiniz gibi içlerinde ki bir takım kin veya duygular sebebiyle. Tabii algılar hep oynanıyor. Hani işte çok örnek verilen kirlenmek güzeldir mesajı. Kirlenmek güzel bir şey değildir. Bak şimdi her herkes temizlen temizlen deyip duruyor değil mi bu virüs sebebiyle? Kirlenmek güzel değildir. Ö onu şöyle diyebilirdi. Bir şeyleri öğrenirken kirlenebiliriz ama işte falanca deterjan sizi te çok güzel temizleyebilir. Temizlenmek güzel. Temizlenmek güzeldir. İşte e öğrenirken kirleniriz ama temizlenmek çok güzeldir diyebilirdi. Fakat orada kirlenmek güzeldir diye diye beynine işleye işleye artık çocuk bundan rahatsız olmaz hale geliyor ve kirlenmenin güzel bir şey olduğunu, bizatihi kendisinin güzel olduğunu. Halbuki oradaki verilmeye çalışılıyormuş gibi gösterilen mesaj insanlar bir şeyleri öğrenirken ya da eğlenirken kirlenebilir. E bu evet doğru ama kirli kalmak mıdır mesele zaten sen bir temizlik ürünü satıyorsun temizlenmek güzeldir diyebilirdin yani bunu de demiyorsan. ...kötü niyet ararım tabii ki arkasında. Evet. Dediğiniz gibi öyle. Efendim, temizlenmek güzeldir demek varken, açıkça... ...çünkü senin yaptığın evet. iş o. Temizlemek yaptığın iş. Tabii ki. Temizlenmek güzeldir mesajı var, vermek varken... ...niye kirlenmek güzeldir diyorsun? Evet, bunun alt... bunu Çünkü aslında doğru işte kabul öyle büyük lazım. büyük firmaların aslında... ...en tepede yine belli kartellere bağlanması sebebiyle oluyor bunlar. Yani bir, bir gün bir deterjan reklamında görüyorsunuz, bir gün bir çizgi filmde, bir gün bir sinema, bir gün bir dizi, bir başka gün bir haber programında görüyorsunuz, bir başka gün açık oturumda bir başka bir şey görüyorsunuz. Bunların hepsi birleştiği zaman bir bütün oluşturuyor tabii ki maalesef. Evet. Peki, Kanaat oluşturuyor. E, bu tip şeylere nasıl bakmalıyız veya e, nasıl uyanık olmalıyız? Neler söylersiniz bu konuda? E, uyanık olmamız için dikkatli olmamız için neler yapmamız Şimdi, gerekir? Bir şeyi öğrendiğimizde hep onunla alakalı şeyler görürüz etrafta değil mi? Ee, bir konuyla alakalı bir şey okuruz bir kitapta, deriz ki ya her yerde karşıma çıkmaya başladı onu öğrendikten sonra. Bu algıda seçicilik diyorlar psikologlar buna. Hani bir şeyle ilgili öğrendiğimiz zaman e, hep onu görüyoruz etrafta. Aslında bu bildiğimizi kişi bildiğini görür, bilmediği şeyi görmez. Bu da e, nasıl olur? Film dilini, e, medyanın dilini asgari düzeyde hepimizin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir e, lüks değil. Kesinlikle lüks değil. Çünkü bu işin bir alfabesi var. O alfabeyi bildiğimiz zaman kendi kültür ve birikimimiz ölçüsünde de daha artan miktarlarda bu analizleri yapabiliyoruz. Evet. Ve etkilenmeden o yayınları da izleyebiliyoruz. Ee, bu, bunu yapabiliriz, yani yapacak başka bir şey yok. Ya hiç izlemeyeceğiz ki o bu, bu zamanda mümkün değil. Mümkün değil. değil. Ee, ya da bunun e, bütün okullara e, müfredat olarak konması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz film izliyorsak, ya bir müzik aleti çalmak isteyene nota bilmeden... E, ...eğer çok olağanüstü bir yetenek değilse, al da sen bunu hemen e, istediğin şarkıyı çal diyebilir miyiz? Diyemeyiz, o bir eğitim alması gerekir öncesinde. Bu da öyle, yani biz hemen filmleri analiz edelim, e, o gözle bakalım, evet bariz mesajları görürüz ama bir alfabesini öğrenmemiz lazım önce. O alfabeyi öğrendikten sonra dediğim gibi herkes kendi kültürü e, birikimi nispetinde çok daha fazla şey görür. Çünkü bir sürü alt metin var onların içinde, hem dinsel alt metin var, psikolojik alt metin var, mitolojik var, daha bunların ötesinde sosyolojik, tarihsel alt metinler var. Bunları da kültürümüz nispetinde daha fazla analiz edebiliriz. Evet. Ama minimum düzeyde bir temel eğitimini almak kaydıyla. Evet. Ee, kendimizi ondan saf sarf nazar edemeyiz bu konularda. İçinde yaşıyoruz. Çünkü. İçinde yaşıyoruz. Bilgi sahibi olmamız lazım. Ee, yani sadece uyanık olmak yetmiyor. Veyahut da şuurlu olmak yetmiyor. Çünkü şuurluyken de insanlara enjekte edilen bir şeyler var. İşte gözleri vardır, görmezler de, dedik gibi. de dediği gibi bakıyoruz ama oradaki görmemiz gereken şeyin ne olduğunu bilmediğimiz için göremiyoruz. Göremeyince de o bizi çok daha fazla etkiliyor. Çünkü o kodlamak istedikleri şeyleri zaman içinde kodlamış oluyorlar. Evet. Mesela biraz önce verdiğiniz misalde işte kirlenmek güzeldir örneğinde. Ben şahsen kendimi uyanık birisi zannederim. Ama... Bunun farkında değilim yani çok güzel açıkladınız meseleyi ee, adamların vermek istediği bu çünkü o kurumun bağlı olduğu daha üst düzeydeki büyük daha büyükleri daha büyük evet. kurumların etkisi altındalar ve onlar e, hem bir şeylerini satıyorlar bu sayede hı hı. hem de bunu satarken e, topluma çok kötü gizli mesajlar veriyorlar. Evet kesinlikle. Evet. Peki hocam bir ara daha verelim. Aradan sonra Tabii. devam edelim. Değerli dinleyicilerim TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim senarist eğitmen Ayşe Karaküsran'la birlikteyiz. Kendisiyle inançlarımızı zedeleyen film, dizi ve diğer medya unsurları konulu sohbetimiz devam edecek son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. <laughs> Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, senarist eğitmen Ayşe Karaküsan'la birlikteyiz. İnançlarımızı zedeleyen film, dizi ve diğer medya unsurları ile ilgili sohbetimiz devam ediyor. Son bölümündeyiz efendim. Evet e, hocam, bundan önceki bölümde örnekler verdiniz. Filmlerde veyahut da işte reklamlarda verilen bir takım mesajlarla ilgili. E, biraz da yerli filmlerden, yerli dizilerden söz edelim isterseniz bu bölümde. Evet. Ee, ...şuradan başlayalım... ...siz bir senaristsiniz, ...senaryo yazarısınız... Ee, ...yerli dizilerde... ...senaryolar... ...usulle uygun yazılıyor mu... ...yahut da senaryolar... E, uygun olarak çekiliyor mu... ...başladıktan sonra? Şimdi tabii ki yani senaryo bir yol haritası... Ee, ...o nasıl yazıldıysa... ...öyle çekilmek zorunda... Ee, belki bazen işte çok sündürüyorlar zaman şeyinden dolayı. E, atıyorum 80 sayfa yazıldıysa işte 180 e, sayfa gibi çekiliyor o. 180 dakikalara uzuyor. Oralarda tabii ki farklılıklar oluyor ama şimdi usulüne uygun senaryo yazmak deyince e, teknik usulü var tabii ki bu işin. Ona mu muhakkak uyarak yazıyorlar zaten senaristler ama bunun tabii ki bir de e, etik boyutları da var. Orada e, ...benim kabul edemeyeceğim, yazamayacağım senaryolar vardır mesela ama bazı e, senaristlerin de böyle kuralları olmuyor. İnsanların ahlakını bozacak şeyler de olsa yazmayı tercih edebiliyorlar. E, bu tamamen kişiye özel bir şey. E, son dönemde de tabii ki çeşitli diziler var. Ben çok yerli dizi seyretmiyorum. Bir, bir iki tane böyle arada baktıklarım var. O da hani neler oluyor, neler bitiyor sinema, dizi dünyasında diye bakıyorum. Ee, yani aslında toplum vasatında yaşanmayan bir hayat, hayatı gösteriyorlar. Bizim genel olarak e, toplum düzeyinde yaşanan bir vasat var. Bir de dizilerde yaşanan bir vasat var. O bizim alışık olduğumuz, gördüğümüz bir şey değil genel olarak. Sürekli yalılarda yaşayan, ultra zengin insanların hayatları anlatılıyor. Sıradan insanların hayatları anlatan çok az dizi var. Varsa bile... O sıradan insanların yanı sıra yine o ultra zengin insanların hayatlarını anlatıyor. Ve o e, fakir semtteki genç kız ya da delikanlı neyse... ...o hayata atılmak için e, ilkelerinden vazgeçebiliyor. Bir sürü e, yanlış şeyler yaşayabiliyor. Bir sınıf atlama e, şeyi var, furyası var. Son dönemlerde gördüğüm çoğunlukla e, sınıf atlama hikayeleri gösteriliyor. Bu her yerde toplumun... ...bütün toplumların genelinde kabul gören, sevilen bir hikayedir. Çünkü herkesin bir yükselme hayali vardır. Başarılı olma hayali. Başarılı olma hayali. Buna oynanıyor. İşte herkesin mutlaka hayatında biri oluyor. Yani filmin en beğenilmeyecek gibi gözüken kadınının da mutlaka bir talibi oluyor. ...en, işte bunu kimse almaz denilecek adamın da talibi oluyor. Ve hiç kimse yalnız kalmıyor ama toplum böyle değil. Toplumda yalnız kalan, dengini bulamayan çok insan var. Ve oradakileri gördüğü zaman da mutsuz oluyor ya da işte... E, ...kamyonla gül döküyor eşinin kapısına, sevdiğinin kapısına. E, hanımlar mutsuz oluyor, eşi ona bir çiçek bile getirmiyor... ...veyahut da işte balonları patlatmıyor doğum gününde, havai fişekler patlatmıyor diye. Sürekli e, oradaki gördükleri ilişki modellerini istiyorlar evliliklerinde. E, bu da tabii mutsuzluk yaratıyor. E, şimdi sosyal medyalar orayı taklit etmeye başladı. E, genç kızlar kendilerine e, yapılan böyle sürprizleri, partileri, şeyleri paylaşıyorlar. Eşlerinin yaptıkları sürprizleri paylaşıyorlar. Böyle bir yarıştırma durumu var. Be benim eşim daha romantik, seninki şöyle gibi. Bu, bu dizilerin şeyi oldu diye düşünüyorum. Semeresi oldu bunda. Neticesi, Neticesi oldu. Ee, ...çok fazla beklentiye giriyor ee, hanımlar o dizileri izledikten sonra, e, müstakbel eş adaylarıyla alakalı. ve O düşüncelerden dolayı, kim bilir belki de boşanmaların... Hiç, tabii ki böyle, e, sırf bu sebeple boşanmaya gidenler de var, şahit olduklarımız. E, çok fazla beklenti, mutsuzluk getiriyor çünkü e, normal şartlarda çok iyi, ideal bir eş, eş olabilecek bir adamı... Bir, ...bir defa doğum gününü unuttu, bir kere de bir şunu yapmadı diye kötü koca ilan edebiliyorlar bir anda. Ben şimdi mesela böyle bir proje çalışacağım inşallah Kültür Bakanlığı'na. Ee, daha gerçek bir hikaye. Ee, evli bir çift üzerinden bu fazla beklenti, dizilerde, filmlerde gördüğü şeyleri e, hayatına yansıtmak isteyen ama hayatında o eğlenceli ışıltılı evliliği bulamayan sıradan işte işe gidip gelen bir eş evde çocuk büyütüyor kendi de işte dizileri izliyor filan bundan dolayı aşırı bir beklentiye girmiş bir kadın var ve eşi de onu bir türlü mutlu edemiyor bu sebepten yani aslında iyi bir eş fakat yeterli gelmiyor ona bu konuyu işleyeceğiz inşallah tabi bu anlatırken birazcık çok eğlenceli bir konuya benzemiyor ama işlerken inşallah biraz daha e, izlenebilir, ilgi çekici hali tabii ki yazarken getireceğiz. E, bu işte herkes yalılarda yaşıyor demiştik. Bununla alakalı bir e, Suriye kamplarına giden bir arkadaşımdan iki sene önce şunu duymuştum. E, bizim sınırımızdaki kamplarda e, çoğu kişi şey diyormuş, İstanbul'a bir gidebilsek, herkes orada yalılarda yaşıyor, illa bize yardım eden olur. ...İstanbul'da herkesin yalılarda yaşadığını düşünüyorlarmış, dizilerden dolayı. Yani savaş öncesi de onlar hep bizim dizileri izliyorlardı filan. Ee, evet. O dizilerin yansıttığı hayat modeli, şimdi dikkat ettiğimiz zaman... ...evet herkes yalılarda yaşıyor bizim dizilerimizde. Yani gerçek hayatta ne kadar karşılığı var düşünmek lazım. Evet. İşte bu da genç kızları beklentiye sokuyor. Herkeste bir yükselme arzusu, sınıf atlama arzusu oluyor ve bu da mutsuz ediyor. O hani... Ee, orta karar bir hayat artık kimseyi mutlu etmiyor. Evet. Çekilen bu dizilerden, filmlerden dolayı. Dolayı. Evet maalesef böyle. Bizim İfbaş'ın İhlas Film Prodüksiyonu Aşiye'nin yapmış olduğu bir film vardı. Geçmişte belki izlemişsinizdir dizi. E, Danimarkalı Gelin. İzlemiştim evet. Evet. Nasıldı? E, çok zaman geçti tabii üstünden ama tabii çok gerçek bir e, meseleyi işliyordu. ...daha e, ayakları yere basıyordu hatırladığım kadarıyla. Dedim, kendi kültürümüze, kendi inançlarımıza uygun. Tabii ki o, o dönem ki zaten e, o dönem için çok cesur bir projeydi. bu. O, o tür konuları işlemek, başörtülü bir kızı oynatmak televizyonda... ...yani o, o dönem onlar biliyorsunuz çok zor meselelerdi... ...sırf o yüzden bile öncü bir film diyebiliriz onun için, dizi diyebiliriz. Evet, daha onun gibi başka şeyler de var... Bir de günümüzdeki dizilerden, böyle yarı müsbet dizilerden söz edelim isterseniz. Mesela benim e, keyifle seyrettiğim ve faydalı olduğuna, genel mahiyette faydalı olduğuna inandığım bir dizi. E, Payitaht var, Hı -hı. E, TRT yapımı. E, bu tür dizilerin e, en azından şu faydası oluyor, insanların tarihe ilgisini arttırıyor. Evet. Şimdi bazı konuları yüzde yüz doğru yansıtıyorlar, <laughs> bazılarında çarpıttıkları oluyor. ...ya da işte dizide daha çok ilgi çeker diye düşünerek farklılaştırdıkları şeyler de oluyor. Ama artık insanlar bunun kurgulanabildiğini biliyorlar, değiştirilebildiğini biliyorlar. Orada bir meseleyi merak ettiklerinde gidip bunun kitabını alıp okuyabiliyorlar. Hepsi olmasa bile çoğunluğunu bu tarih kitaplarına yönlendirmiş oldu bu tür diziler. Evet. Bir de mesela Sultan II. Abdülhamit Han'ı işliyor payitaht malum. Evet. E, o bugüne kadar işte Kızıl Sultan olarak tanınmış... E, ...Müstebit Sultan, istibdatçı veya e, batılı söyleyişiyle neydi o? E, müstebit yerine e, ne diyorlar? Diktatör. Diktatör. Hı hı. E, diktatör yerine kullanılan Müstebit kelimesi. Evet. Kızıl Sultan ki tamamen batılıların ağızlarından aldıkları şeyler. Ama hiç olmazsa bugün artık bu diziyle Abdülhamit Han gerçek yüzü, gerçek kişiliği ortaya çıkmış oluyor ve insanlarımız tarafından da sevilmeye başladı. Büyük bir sevgi i̇şte var. İşte yine bu ama devlet desteğiyle yapılıyor bunlara devlet Hı. desteğine ihtiyacımız var böyle şeylerde çünkü biraz da pahalı dizi değil pahalı mi? Pahalı dizi tabii ki tarih e, konusu tarih olan diziler ya da filmler e, o tarihsel dokuyu, mekanı, o kostümleri, o şeyleri e, hazırlamak kolay değil. Çok ciddi masraflar e, yapımcılar Yapıyorlar tarihsel filmler, diziler fakat kendi fikriyatını orada empoze ediyorlar. Ee, nasıl anlatmak istiyorsa öyle anlatıyor. Yani ben bir tane e, İstanbul'un fethiyle alakalı birkaç sene önce bir film izledim. Akşemsettin'i öyle bir e, tiplemeye oynatmışlardı ki... E, ...işte bu demin bahsettiğimiz Yeşilçam'daki hoca tipleri gibi birisi ve... ...hiç o gerçekte tarihteki Akşemsettin'in etkisi... Ee, ...onun davranışları, konuşmaları filan hiçbirisi yok. Yani Fatih Sultan Mehmet'in e, hiçbir etkisi, karizması, gücü yok. Ee, tamamen işte başka bir karakterin üzerine oynamışlar. Burada ne oluyor? Ee, o yapımcı... E, ...o konunun dikkat çektiğini görüyor. Tarihsel e, meselelere ilginin başladığını, o konuda bir film yapmak istiyor. Ama e, dili de varmıyor... ...Met etmeye. Evet. <laughs> O yüzden de böyle şeyler yapıyor. O yüzden devletin sahip çıkması lazım daha çok. Çünkü yapımcılar kendi fikrini empoze ediyor. Ama devlet orada daha olması gereken doğru, doğru tarihi yazan kişilere destek oluyor, çeken kişilere destek oluyor. Böyle bir misyonu var tabii TRT'nin. Mesela yine geçmiş dizilerden Kanuni Sultan Süleyman anlatan bir dizi vardı malum. Evet. O dizide de dizi sahi Eleştiriyorduk sahi... sürekli evet, yani. Evet sürekli Kanuni Sultan Süleyman Han eleştiriliyordu. Ve maalesef kötü bir şahsiyet gibi e, empoze edildi. Evet yani e, orada haremin elinde oyuncak olmuş hiçbir gücü etkisi evet. olmayan. Kardeş e, katili falan e, yani... evlat katili bir baba. Halbuki e, bir insanın kendi evladını katletmesi, kendi kardeşini katletmesi ne kadar zor. Ama devletin bekası için, geleceği için bunu bile yapmayı göze alabilmek Tabii bir de ne müthiş bir şey. Sadece devletin bekası da değil orada. Onlar e, mutlaka düşmanlar gelip onlardan birini e, kandıracak ve bir onun arkasında ordu toplayacak. Bu sefer iki kardeş birbiriyle kavga ederken e, yine Müslümanlar birbirini kıracak. Başka insanların kardeşleri ölmesin diye aslında devletin evet. bekasından da önce e, bu, bu niyetlerle yapılan şeyler ve, Fakat bunları tabii ki bugünden bakınca, o zamanın konjonktürünü bilmeden, evet. bugünden bakınca barbarlık olarak lanse ediyorlar. Ama siz bugünden Amerika tarihine baksanız, bir e, işte Martin Scorsese'den bahsettik, New York Çeteleri diye bir film var. Evet. E, orayı bir, o, o filmi bir izlesinler bakalım, e, Amerika'nın tarihi nasıl yazılmış. Evet, nasıl kanlı bir tarih. Nasıl kanlı bir tarih. Evet. ...oradaki yerlilere yaptıkları... Sadece yerlilere de değil, birbirlerini nasıl baltalarla hı. doğradıkları, diğer hani gelen göçmenlerin. Evet. E, yeter ki menfaatlerine dokunulmasın. Tabii. E, İşlerine nasıl geliyorsa öyle hareket etmişler, İnsanlık dışı bir... E, ...davranış. Ama işte Hollywood öyle e, lanse ediyor ki... Hı hı. E, ...dünyanın en mübarek insanlarıymış gibi lanse ediyor kendilerini. Ee, biz maalesef şimdiye kadar bu gücü kullanamadık. Şimdi şimdi biraz farkındayız kullanmaya başladık kendi tarihimizi, kendi gelenek-göreneklerimizi anlatmak ve tanıtmak anlamında. Daha dün yine e, yeni bir şey oldu. Amerika e, bizimle şu an ilişkileri iyi ve işte gidiş gelişleri durdurmadı, tek durdurmadı ülke biziz neredeyse. Buna rağmen New York Times e, bizim camilerimizin resmini kullanarak ee, Avrupa'da en çok vakanın bizde görüldüğü, en çok ölümün bizde görüldüğü gibi bir algı e, operasyonu mi? yaptığı dergide. Yani bu sadece sinemayla, televizyonla filan da sınırlı değil. Basın, yayın, e, sokaktaki billboardlara kadar, her şey bunun içine giriyor evet. aslında. Medya olan her şey. Tabii tabii. Evet, dediğiniz gibi. Bunu da yaptılar demek ki. Tabii evet. Dün bunu çok konuşuldu bu. Bir yandan sen e, Türkiye temiz, efendim gidebilirsiniz diyorsun. Diyorsun ama gazeten böyle gazeten demiyor. Gazeten böyle demiyor Yahu basın organları ve başkaları böyle demiyor. Evet, e, oyun içinde oyunlar. Evet. Evet, bu konuda dediğiniz gibi filmler, diğer medya unsurları bol bol kullanılıyor. E, çok göz açık olmamız lazım, çok Şimdi. uyanık olmamız lazım. Evet hocam, birkaç dakikamız daha var. Yine yerli dizilerden bir başkasından söz etmek istiyorum. geçtiğimiz yıl onu da TRT yapıyordu. Şimdi bir başka özel yayın kuruluşu ele aldı. Ertuğrul şimdi hı hı. Osman Bey Kurucu. Evet, kuruluş kuruluş olarak adlandırılıyor. karılıyor. biz de Türk sinemacılığında aktörler nedense yahut da şu aktörlere göre senaryo senaryo mu yazılıyor öyle diyeyim. Böyle bir şey, karamsarlık içerisindeyim. Yani e, bir aktörü daha fazla ortaya çıkartmak için, dökmek için filmle oynanıyor gibi geliyor sanki bana. Yanılıyor muyum? Yani şimdi o dizileri benim çok vaktim olup izleyemedim. Ee, ben Ertuğrulu de bıraktım da, bunu, evet. Bunu da ama yani o yüzden çok onun üzerine bir şey diyemeyeceğim ama bir dönem Star sistemi vardı tabii Yeşilçam'da. ...o zaman o stara göre yazılıyordu senaryolar. O starı memnun edecek önce. Yönetmenden önce, herkesten önce o star bakacak. Kendi diyaloğu daha fazla olacak. E, kötü bir karakter olmayacak, iyi karakter olacak filan e, Kendinin nasıl parlatıldığına bakıyordu. E, ama tabii sonra artık şu dönemde yönetmen daha ağırlıklı. Yönetmenin anlatmak istediği şey için... E, ...o oyuncu kalıptan kalıba girebilmeli. E, fakat oyunculuk gücü ya da... Yeteneği e, çok yeterli değilse o zaman işte oynayabildiği rolleri yazarlar, o karaktere e, daha çok e, kendini gösterebileceği rolleri teklif ederler. Fakat burada e, bilmiyorum dediğim gibi o iki diziyi izlemedim. E, çok takip edemedim. E, ama hani şeydir bu dediğim gibi star sisteminde ya da o kişi çok sevilen izleyicisi çok olan biri ise, ...çok da yetenekli değilse, o zaman ona tek tip roller gelir. Ama genel olarak şimdi biraz daha yönetmen ağırlıklı bir dönemdeyiz. O yüzden iyi oyuncular da her e, kılığa girebiliyor. Evet. Yeni Bu erişen, değişiyor biraz. E, aktörler, aktrisler... ...daha kaliteli gibi geliyor bana böyle. E, hani... eskidenlerin tamamı alaylı... ...idi. E, mektepli olan e, bir aktör, aktris yoktu. O star sisteminde, Yeşilçam'da e, biraz daha öyle, evet ama şey de var tabii... E, ...yani mektepli alaylı çok ayırmak istemiyorum, alaylı da olsa zaten bir usta-çırak ilişkisinden geliyorlar ya da... ...kendilerini zaten zaman içinde çok yetiştiriyorlar. Hani bu biraz da yetenek işi olduğu için, hı hı. E, onu çok ayırt etmek istemiyorum ben. E, Tabi ama çok iyi okullar var, çok iyi eğitim veren oyunculuk okulları var. ...burada orta karar yeteneği olan birini çok ileri seviyeye taşıyabiliyorlar bu eğitimler. Zaten yetenekli olan da zirve yapıyor o durumda. Ama alaylıların içinde de çok yetenekli olanlar, inkişaf ediyor zaten yani, evet. kendini de yetiştiriyor. Halbuki bir, önce bir okuldan geçsin, ondan sonra yine alaydan e da ki. geçsin yani. Tabii o ki ayrı. ama şimdi hayatın getirdiği şeylerde işte mesela bir Bahadır Yenişehirlioğlu örneği var. ...çok iyi bir e, oyuncu, hatta bazı sahneleri ders olarak okutuluyormuş duyduğum kadarıyla... ...doğal oyuncular örnek olarak. E o ta tamamen bunun dışında e, bir insanken... E, ...talihin öyle e, evrilmesiyle o sektöre girmiş oldu. E şimdi bu yaştan sonra gitti, oyunculuk oku denir mi bilmiyorum. <laughs> Ama, Ama genel olarak buna meyli varsa... Ben tabii tahmin ki... ediyorum, e, Bahad Yeni Bahadır Yenişeriloğlu'nu evet. e, zannediyorum... E, Okuluna gitmese bile onu mutlaka e, kitaplarından alıyordur bir şeyler. Tabii ki Başka türlü olmaz. eğitmenleri ya. filan da vardır. Artı bir de zaten oyunculuk da yine e, insanın ilgilerinin çok geniş olmasını gerektiren bir alan. Yani psikolojiyi de okuyacak, genel kültürü de olacak. Her alanda okuma evet. yapan biri olacak ki oyuncu... Yazarlığı ...beslenebilsin. Tabii öyle beslenebilsin yani e, öyle sadece kameranın önüne geçmekle olmuyor, normalde çok yetenekli gibi gözüken kişiler kameranın önünde hiçbir şey yapamayabiliyor. Yani bu çok farklı bir şey alan. Alan. O yüzden dediğiniz gibi eğer baştan buna e, ilgisi varsa ve ben oyuncu olacağım diyorsa tabii ki okulun okumalı. Çünkü gerçekten e, basite alınacak bir meslek değil. E, hani Türk sanat müziği için derler ya e, bir deryadır Türk sanat müziği. Aslında her alan böyle. E, oyunculuk da öyle. O kadar derin ve o kadar ...kapsamlı bir eğitimden geçilmesi gerekiyor ki. Ve çok fazla emek verilmesi gerekiyor. Öyle hani dışarıdan bakılıp da kameranın önünden iki kere geçti, şu kadar para aldı. Böyle değil. Gerçekten hak ediyor insanlar o e, parayı almayı eğer hakkıyla o işin içinden geldiyse. Evet. Ama tabii ki starlar alıyor hak ettiği parayı da... E, ...asıl emekçileri oyuncularında onlar da yeterince kazanamıyor tabii bu manada. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Rica ederim. Aslında yani bu konu çok su kaldırır, saatlerce de konuşulabilir ama... ...böyle daldan dala atlayarak ancak bu kadar. Evet. İnşallah yine bir program daha yaparız. İnşallah. Yakında sizin de bir zamanınız olduğunda. İnşallah. Peki. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir Yetişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Faruk Saat programı sunmaya çalıştım. Teknik masada arkadaşımız Erhan Aydoğdu yardımcı oldu... Bugün misafirim senarist eğitmen Ayşe Karaküs Hanım'dı. Kendisiyle inançlarımızı zedeleyen film, dizi ve diğer medya unsurları konulu sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. İletişim dünyamız. <laughs>